Sevgili gençler merhabalar. İki eğri arasında kalan alanla devam ediyoruz. 8. integral videosuna. Son videoyu bundan sonraki video olarak düşünecek olursak artık bu sondan ikinci video arkadaşlar. Bitmek üzere integral. Şimdi integralde iki eğri arasında kalan integralin alanı nasıl bulacağız? Şöyle diyelim. Şurada bir taral alanımız var gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar şuna dikkat edeceksiniz hangi fonksiyon bu taralı alan boyunca daha üstte kalmış? Bakın taralı alandan şu şekilde bir doğru çıkardığınız zaman tamam şu şekilde. Hangisi daha üstte arkadaşlar? Şu yani kırmızı ile işaretli olan. Kırmızı ile işaretli olan fonksiyon hangisi? fx. Altta kalan fonksiyon gx olduğu için kesiştikleri yerler yani taralı alanın uç noktaları a'dan b'ye kadar olduğu için a'dan b'ye kadar üstte kalan fonksiyondan altta kalan fonksiyonu çıkarıp integral alıyorsun ve yerine yazıyorsun. Bu belirli integralin sonucu bize alanı verecektir. 48. örneğimize bir göz atalım. X² x kare eksi 4 eğrisi ile x eksi 2 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı. Altta da açıklamada demişim ki kısa bir yöntemle alanı hesaplayabilirsin. Videoda bunun cevabını vereceğiz ama e, bu cevabı şurada da bulabilirsin. E, ekrana paylaşırım ben. E, eski videolarımdan, ilk videolarımdan bir tanesi 10 saniyede integralde alan diye eski bir video olmasına rağmen işini görür. Oradan bakabilirsin. Bu yönteme nasıl uygulanır, nasıl edilir, hangi sorulara uygulanır, bunlara bakabilirsin. Önce normal yöntemlerle çözelim. Daha sonrasında kısa metotta, tamam, çözelim. Şimdi arkadaşlar, x kare eksi 4 eğrisi demiş. Bunu kabataslak şu şekilde çizersek, şu renkle çizelim. X kare eksi 4 dediğimiz bir paraboldür ve şurası eksi 4'tür. Hemen şu kestiği nokta. x eksi 2 doğrusu da bakın şurası 2 idi. Şurası eksi 2 idi. Bunları nasıl çizebiliriz? Şu şekilde çizersek kafi Yani burası 2 ise burası eksi 2'dir biliyorsun. Bunların kesiştiği noktayı da bulmamız lazım tabii ki. x kare eksi 4'ü x eksi 2'ye eşitlersek. x eksi 2 parantezinde. x artı 2 eşittir x eksi 2 diyelim şu şekilde. Bunlar iki noktasında kesişebildiği gibi. Şunları götürdüğümüz zaman x eşittir eksi 2 noktası pardon şurası 1 gelmesi için x eksi 2'yi 1'e eşitle x eşittir ne gelir? Eksi 1 gelir. Demek ki eksi 1'de de kesişiyorlarmış bunlar. Bize neredeki alan soruluyor? Onu da hemen işaretleyelim sevgili arkadaşlar. Parabolle doğru arasında kalan yani şu gösterdiğimiz kırmızı bölge. Burası soruluyor bize. Peki nereden nereye alacağız integrali? Tabii ki eksi 1'den. Çünkü kesiştikleri ilk apsis eksi 1 son apsis 2. Hangisi üstte kalmış? Tabii ki doğru üstte kaldığı için x eksi 2 eksi diyeceğiz. Bunu çıkaracağız. Yani eksi x kare artı 4 diyeceğiz dx. Peki şuradaki eksi 2 ile de 4'ü toplarsak artı 2 yapması gerektiğini biliyoruz. İntegral alma işlemini yapalım. x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 artı 2. Değil mi? Artı 2x. Nereden nereye? Eksi 1'den 2'ye kadar. 2'yi yerine yazarsak 4 bölü 2'den 2 gelir. Şuradan da 4 gelecektir. 8 bölü 3 eksi 8 bölü 3. Peki eksi diyeceğiz. Neyi çıkaracağız? Eksi 1'i yerine yazıp çıkaracağız. Eksi 1'i yerine yazarsak 1 bölü 2 gelir. Şuradan bir eksi 2 gelir. Şuradan. Bir de şurada yerine yazarsak sevgili arkadaşlar 1 bölü 3 gelecektir. Doğru mu? Şimdi bakalım neler olacak. Ee, 2 artı 4 6. 6 eksi 8 bölü 3'ten 10 bölü 3 gelir burası. Eksi. 1 bölü 2 eksi 2 artı 1 bölü 3. Bir kere şu 3 ile bu da 2 ile genişletilirse üst taraf 5 bölü 6 olur. 5 bölü 6 eksi 2'den ne gelir? Eksi 10, 12 bölü 6'yı çıkarıyoruz. Eksi 7 bölü 6 geldi. Bir de önünde eksi vardı. Artı 7 bölü 6 oldu. Bunu da şurayı 2 ile genişletirsek. 2 kere 10 20. 27 bölü 6 yapar. Cevabımız 27 bölü 6. Yani 9 bölü 2 birim kareymiş bu bölgedeki alan. Tamam. Tabi Bunca uzun işlem yapıyoruz. Yani belirli integral çözer gibi. Öncelikle tabii ki şekli görmek lazım. Şekilde nereyi kesişiyorlar. Bunları bulmak lazım. İki tane kök buluyorsun. İşte taralananı gözünde. Hani şeklini çizmesen bile gözünde canlandırman gerekiyor. Peki kısa yolla nasıl yapacağız? İyi dinliyorsun. Birazdan burayı temizleriz. Kısa yolla şu şekilde yapılabilir. Bak. Önce gidiyorsun. Hatta önce şurayı temizleyelim ya da önce temizlemeyelim. İşlemlerin uzunluğu görülsün. Tamam. Şöyle yapalım. Önce bu x kare eksi 4 parabolü ile x eksi 2'yi birbirine eşitliyorsun. Hepsini bu tarafta topluyorsun. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0 diyorsun. Sonra bu bulduğun denklemin ikinci dereceden denklemin deltasını hesaplıyorsun. Delta 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 2'den 9 geliyor. Sonrasında da diyorsun ki... Bakın iyi dinle. Taralı alan... Taralı alan... Delta kök delta bölü 6 a kare diyorsun. Tamam Sonra peki ne olacak şimdi? Delta'yı biliyorsun zaten. A'yı da biliyorsun. A'da 1'di. Yerine yazacaksın. 9 çarpı kök 9 bölü 6. E kök 9 ne? 3. Bunu da 3'e böl. 2. Cevap neymiş? 9 bölü 2. Aynısı mı? Aynısı. Bunu hangilerinde kullanabiliyorsun? Ee, şöyle de diyebilirsin. Bu parabolle doğru da kesinlikle kullanabilirsin bunu. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam mı? Parabolle parabolde de kullanacaksan bu paraboller iki noktada kesişmesi lazım. Yani aralarında bir bölge oluşması lazım. Tamam mı? Bölge oluşmuyorsa ona da uygulayamaz. Mesela parabolle parabol eşitlediğin ikinci dereceden denklem gelmiyorsa ona da uygulayamaz. Anlaştık mı? Yoksa zaten tek noktada kesişiyorlardır. Zaten kapalı aralık olamaz. Dolayısıyla bu parabolün de birbirine eşitledikten sonra ikinci dereceden denklem gelmesi şart. O videoyu bir izle. Videoda parabolle doğru diyorum ama Parabolle parabol, ile parabol ile kesiştiği zamanlarda uygulanabilir ama uygun şartlar altında. Parabolle doğruya her zaman uygulayabilirsin. Her zaman sağlar. Anlaştık mı? Geçelim sevgili arkadaşlar. Bir diğer soruya yani 49. soruya. 49. soruda 2x küp eğrisi ile y 8x doğrusu arasında kalan bölge kaç birim karedir diye sormuş. Bakın ikinci dereceden bir denklem değil yani parabol değil. Bu da doğru tamam ama bu parabol değil o yüzden bu formülü uygulayamazsın. Hemen diyeceğiz ki 2x küp ile 8x nerelerde kesişiyor bir bulalım e, x çarpı 2x kare eşittir 8 diyelim 8x e, xleri sadeleştirmeden önce 0'da kesiştiklerini biliyorsun eğer 2x kare de 8'e eşitse x kare 4'tür x eşittir 2 ve x eşittir eksi 2'dir demek ki buralarda kesişiyorlar x küpün 2x küpün e, neye benzediğini biliyorsun. Tamam mı 2x küp neye benziyor X küpün grafiğinin biraz daha dikey Haline benziyor tamam mı yani şu şekilde Diyebiliriz biz bu şekle ee, Bir de hangi Şeyimiz vardı 8x vardı o 8x'i de Şu şekilde çizelim bakın 8x'i de şu şekilde kafanda Canlandırıp çizebilirsen 10 numara 5 yıldız olur tamam mı Şimdi bu 8x Bu da neydi 2x küp Bunların kesiştikleri yerleri Soruyor arada kalanı Soruyor yani şu bölgeyi mi soruyor? Bu bölge artı bir de bu bölgeyi soruyor. Şimdi iki bölgede birbirinin aynısı. Aynı büyüklükte. Bunu A dersem bu da A olur. E şurasının sıfır. Burasının da kesiştikleri yerlerden diğerinin iki. Diğerinin de eksi iki olduğunu biliyorsun zaten. Dolayısıyla gelin sıfırdan ikiye kadar tamam mı? Doğrudan doğrudan ee şeyi çıkaralım eğriyi çıkaralım. Yani 8x eksi 2x küpün integralini alalım ve bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpalım. Neden? Çünkü zaten şu kısım bize a'yı veriyor. Bize 2 iki tane a lazım. Tamam? 2 çarpı parantezimizi açtık. 8x'in integrali nedir? x üzeri 2 4 çarpı x üzeri 2. Eksi bunun integrali nedir? 4'e böleceğiz. 1/2 bölü 2, x üzeri 4. Nereden nereye? 0'dan 2'ye. Zaten 0 burada hükümsüz. 2 çarpı 2'yi yerine yazalım. 4 çarpı 2'nin karesi 16. Eksi 2'yi yerine yazarsak 16 bölü 2 8. 16'dan 8'i çıkar 8. 2 ile çarp 16 birim kare yapacakmış arkadaşlar. Bu taralı alanların toplamı. Anlaştık mı? 50. örneğe bakalım. Demiş ki biz örnekte A1 8 birim kare. Bakın şurası 8'miş. a 2 de 6 birim kare. Şurası da 6'ymış. Eksi 3'ten 4'e kadar fx eksi gx. Şimdi fx Hangisi yukarıda hangisi aşağıda ona bir bakmamız lazım önce. Unutmuyorsun bunları. Bakın fx burada yukarıda. Değil mi? fx burada yukarıda. Ve gx'e bakarsak fx'i şöyle devam ettirelim hatta. fx burada aşağıda. Doğru mu? Hatta şunu da şöyle çizersek görsel olarak daha güzel olur. Şu şekilde. Şimdi fx'ten gx'i çıkarmış. Yani sarıdan turkuazı çıkarmış. Sarıdan turkuazın çıktığı yer yani sarının yukarıda olduğu yerlerde alan pozitif gelecektir. Bunu sakın unutmuyorsun. Bak eksi 3'ten 4'e kadar demiş. Dolayısıyla 6 artı sarının altta kaldığı yerlerde de alan negatif çıkacaktır. Eksi 8 cevap ne olur o zaman? Eksi 2 olur. Anlaştık mı? Geçelim gençler bir sonraki sayfamızda 51. sorumuza. 51. soru x eşittir y kare eğrisi x artı y eşittir 6 doğrusu ve y ekseni ile sınırlı bölgenin alanı sorulmuş. Hemen şu şekilde bir gösterelim arkadaşlar. Bunu ee, x eşittir y kare doğrusu e, eğrisi şu değil mi? Şu eğri x artı y eşittir 6 da x'e 0 verirsek y eksi 6 olur, değil mi? Şöyle. Eğer ki y'ye 0 verirsek x ne olur? Pardon. X 6 değil artı 6 olur gençler. Ne yaptık? Karıştırdık orayı iyice. Şurası 6. Değil mi? Y'ye 0 verirsem x 6 olur. O da şurada bir yerde. Peki. Bunların doğrusunu da çizersek doğru da şu şekilde bir doğru olacaktır. Değil mi? Bunu da şöyle uzatırsak tamamdır. Şimdi demiş bir de y ekseni. Bu ikisinin arasında bir de y eksenin arasında kalan bölge. Yani bu bölge neresi sevgili gençler? Hemen şu şekilde biraz silik bir şeyle çizersek daha güzel olur. Evet şu bölgenin gri ile taradığım bölgenin alanı sorulmuş bize. Peki ben bu alanı nasıl hesaplayacağım? Öncelikle şu kesiştikleri yer lazım bana. Tamam mı? Bakın şurası 0 burası 6. Ve onların kesiştikleri yerler lazım bize. Dolayısıyla buradan e, ben y kareyi y kareyi 6 eksi y'ye eşitlersem y kare artı y eksi 6 eşit 0 olur. E, buradan ben y ve y diye açarsam Burayı da artı 3'e eksi 2 diye açarsam y eşittir 2 ve y eşittir eksi 3 olur. Bakın bir eksi 3 noktasında kesişiyorlarmış bir de 2 noktasında kesişiyorlarmış. Burası da eksi 3'müş bu arada. Onu da bulduk işaretleyelim. Tamam işine yarar belki. Şimdi sıfırdan 2'ye ve 2'den 6'ya kadar iki tane e, integral çözeceğiz biz. Ve burada sevgili gençler dikkat edin y'ye göre integral çözeceğiz. Öncelikle sıfırdan 2'ye kadar parabol var bakın sadece burada. Dolayısıyla parabolün direkt integralini alacağız. Yani y kare dy artı 2'den de 6'ya kadar hangisi üstteyse. bakıyorsun hangisi üstteyse gibi bir şey yok. İntegralini almayalım hatta bakın güzel bir şey bulduk burada. Burada ne var? Bir dik üçgen var. Doğru mu? Bu dik üçgenin alanını hesaplayalım direkt. Peki bunun yüksekliğini nasıl bulurum? Y karede burası nereden geliyor? 4'ten geliyor. Eğer ki x4 olursa burası ne olur? 2'nin karesi olur değil mi? E peki 4'müş burası o zaman. E, şurası 4 birim demek. Şurası kaç birim? O da 4 birim. 4 kere 4 16 bölü 2'ye 8. Demek ki integral hesaplamadan da oradaki üçgen alanından yapabilirmişiz. Burası da 8. O halde işer, e, yapmamız gereken, hesaplamamız gereken tek yer neresi? Şurası. Nedir y karenin integrali? y küp bölü 3. Neyle neyi yerine yazacağız? 0 ile 2'yi. Yerine yazarsak 8 bölü 3 eksi 0 gelir. 8 bölü 3 de neyi toplayacağız? 8'i. 8 artı 8 bölü 3 dersek sevgili arkadaşlar. 3 kere 8 24. 8 daha 32 bölü 3 diyebiliriz birim kare diyebiliriz buradaki alana. 52. sorumuzda devam edelim. x eşittir y kare eğrisi ile 2 eşittir x eksi 3 doğrusu arasındaki bölgenin bakın doğruyla eğri diyorsa az önceki formülü uygulayabiliriz. Hemen y kareyi yazdım. Bu sefer y'ye göre düşünüyorum tamam mı? y kare eşittir x'i yalnız bırak burada at eksi 3'ü diğer tarafa 2y eksi değil artı 3. Peki hepsini bu tarafa taşırsak ne olur? y kare eksi 2y eksi 3 eşittir 0. Hemen bunun deltasını bulalım. Delta eşittir. Eksi 2'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. Şuradan ne gelir? Artı 12. 4 daha 16. Deltamız 16 ise delta çarpı kök delta 4 bölü 6 çarpı 1'in karesi 1. 4 kere 16 kaç yapar? Ya da sadeleştirelim direkt. Burayı 2, burayı 3 yazalım. 2 kere 16, 32 bölü 3 yapacakmış bizim alanımız sevgili gençler. Evet, Devam edelim bir diğer soruyla. Örnek 53. X eşittir F'ye. A2 4 birim kare. Bakın burası 4 birim kareymiş. Ve eksi 2'den 4'e kadar F'ye eksi G'ye. Eksi 3 ise A1 kaçtır diye sormuş. Neyden neyi çıkarmış? F'den G'yi. Peki hangisi F hangisi G fonksiyonu? Onu da bulalım. Şurası F fonksiyonmuş. Bakın burası F. Şurası F'miş arkadaşlar. F'in devamı neresi? Burası o da değil mi? E peki. Biz x'e e göre integral alırken üsttekinden alttakini çıkarıyorduk. y'ye göre integral alırken de sağdakinden soldakini çıkaracağız o zaman tamam mı? O halde ben e, e, 1'den 4'e kadar olan yeri hesaplarken 4 gelecek zaten alanımız ama eksi -2'den 1'e kadar olan bölgede integralin sonucunun negatif çıkması lazım. E, eksi -2'den 4'e kadar eksi -3 demiş. Yani ben 4'e ne eklersem ne eklersem eksi -3 olur diye bakacağız. E burası kaçtır? Eksi -7. O halde buradaki alan nedir arkadaşlar? 7 birim karedir diyebiliriz biliyorsunuz alan negatif olamaz. 54. örneğe geçiyoruz. A1 3 birim kareymiş. Bakın burası 3. A2 5 birim kareymiş. A3 ise 8 birim kareymiş. Eksi -6'dan 5'e kadar Fy, dx nedir? Bakın alanı hesaplayın demiyor. İntegrali hesaplayın diyor. Y ekseninin sağ tarafında kalanlar pozitif, Y ekseninin sol tarafında kalanlar negatif olarak değerlendirilir. Bu yüzden 8 eksi 5 artı 3'ten doğru cevap 6'dır burada. Altta da alanı hesapla dediği için 8 artı 5 artı 3 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu da ne gelir? 16 gelir diyeceğiz. Anlaştık mı? Devam bir sonraki sayfa. Unutma kısmımız var. Unutma kısmında şunlara bir göz atalım. Bakın diyor ki bir parabol var. Bu parabolün tamam mı? Şurası x ekseni olsun misal burası x eksen olsun diyelim. Parabol şuradaki dikdörtgenin alanını parabolün altında kalan kısım A ise burası 2A olacak şekilde iki eşit parçaya böler. A'ya 2K. Eğer bu ters taraftaysa yine bu sefer parabolün üstünde kalan, altında kalan yani parabolün içinde kalan, dışında kalanın 2 katıdır. Bunu unutma. Bunu çeşitlendirebiliriz. Nasıl çeşitlendirebiliriz? Bir bu şekilde parabol çizeriz. Bakın, tamam Bu şekilde olursa A'ya 2A demiyor muyduk? Bakın 2A burada. E bir de bu taraftan çizersek bu sefer de buraya A demek zorundaydık. E burası da A'ydı. Demek ki ortada kalan yer de A'dır diyebilirsin. Tamam. İkinci notumuz. Şuradaki A bölgesi bakın taralı alan. A'dan B'yi fx dx diye bulunurken buradaki B bölgesi e bu taraf neydi? F'in tersini vermiyor muydu bu taraf? F'in tersiydi değil mi? C'den D'ye kadar F'in tersinde x dx olarak bulunabilir. Tamam mıyız gençler? Umarım anlaşılmıştır. O zaman şuradaki de direkt dikdörtgenin alanıdır. Tamam mı? Birazdan çok kullanabiliriz. Bakın. Örnek 55. 4'ten 9'a kadar fx dx artı 5'ten 8'e kadar f'in tersinde de e, x dx diye sormuş. 4'ten 9'a kadar yani şu bölgeyle tamam mı? Şu bölgenin alanları toplamı sorulmuş bize aslında. Şimdi bakın burada integral falan almanıza gerek yok. Şurası kaç santimetre? 9. E burası kaç santimetre? 72. Ben tamamından 8 santim 8 kere 9 72 eksi şurayı çıkarırsam zaten mavi bölge kalır. E 4 kere 5 20. Cevap neymiş arkadaşlar? 52 birim kareymiş diyebiliriz. Tamam. 56. örnek x küp artı 3x olduğuna göre fx sıfırdan 4'e kadar f'in tersinde x dx nedir? diye sormuş bize. Şimdi bunu nasıl hesaplayabiliriz? Şöyle diyelim mi? Ee, ben burada bunun sıfırdan dörde kadar demiş ya. Bakın şurası sıfır olsun. Şurası da dört olsun. Tamam. Peki ee, bu fonksiyon. Bu fonksiyon. Ne için sıfıra ne için dörde gider? Bunu da düşünebilir miyiz? Ya da sıfırdan dörde kadar nasıl davranır? Sıfır yerine yazdığın zaman ne gelir? Sıfır gelir. Peki dört gelmesi için ne yazmamız lazım? Tahmin edin. İksiştir bir yazmamız lazım. Yani şurası bir olacak. Tamam mı? Ve bu fonksiyonda aşağı yukarı şu şekilde bir şimdi tamam mı? bu tarafa doğru gidecekmiş. E biz bunu şu şekilde düşünürsek bakın şöyle yaptık. Tersini bulmanıza gerek yok. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. E şimdi ben burada sıfırdan 1'e kadar x küp artı 3x dx yaparsam nereyi bulmuş olurum? Şu taradığım bölgeyi bulmuş olurum. Doğru mu? E bulalım. x üzeri 4 bölü 4 artı 3x kare bölü 2. Nereden nereye? Sıfırdan 1'i e, yerine yazalım 1 bölü 4 1'i yerine yazalım 3 bölü 2 eksi 0 yerine yazarsak 0 gelir burayı 2 ile genişletip topladığım zaman 7 bölü 4 birim kare yapar doğru mu? ben ben şu an neyi buldum turuncu kısmı buradaki mavi kısmı nasıl bulurum dikdörtgenin alanından çıkarırım yani 4'ten 7 bölü 4'ü çıkarırım 4 kere 4 16 7 çıkarırsak 9 bölü 4 birim kare diyebiliriz bize sorduğu kısma. Geçelim sevgili arkadaşlar bir sonraki sayfamıza 57. örnek. F birebir ve örten bir fonksiyon. F2 6, F10 16 olduğuna göre ve 6'dan 16'ya kadar F'in tersinde x de x 70 ise 2'den 10'a kadar F x de x nedir diye soruyor. Şimdi kafamızda bir grafik canlandıralım. Tamam bakın şurası 0 olsun. Şurası 2 olsun. Şurası 10 olsun. Tamam biraz daha uzatabiliriz x diye. Şurayı da y diyelim. Burası 2 burası 10. Peki 2 için nereden geçmiş? 6'dan. Şurası 6 olsun ve şuradan geçtiğini biliyoruz. Ee, 10 için nereden geçmiş? 16'dan. Şurası da 16 olsun. Bunun için de buradan geçtiğini biliyoruz. Tamam? Şöyle. Yani bu arada kalan fonksiyon sürekli bir fonksiyon olduğu için şöyle bir fonksiyon hayal edelim. Gelin şunlara da bir tırtık atalım ki neyin ne olduğu iyice ortaya çıksın. Bakın şu şekilde yaptık diyelim. 10 16'ya gitmiş, 2 de 6'ya gitmiştir. Tamam? 6'dan 16'ya 6'dan 16'ya kadar f'in tersinde x dx 70'miş. Yani şu taradığımız bölge arkadaşlar şu kısım 70 birim kareymiş. Tamam? E şimdi burası 70 ise işaretleyelim onu da 70 diye. 2'den 10'a kadar f(x) dx yani nereyi soruyor arkadaşlar? Şu kısmı soruyor değil mi? Turkuazla taradığımız kısım kaç birim karedir diye sormuş aslında. E ben bunu nasıl bulurum? Öncelikle şuradaki alanı hesaplayabilir misiniz? 2 kere 6'dan 12. Doğru mu? Ben buradaki büyük dikdörtgenin alanının 10 çarpı 16'dan 160 olduğunu biliyorum. Eğer 160'dan 70 ile 12'nin toplamını yani 82'yi çıkarırsam 78 kalır ki orası da buranın alanıdır. Yani bu da bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Tamam. İntegral yapmadan bakın yine integral aslında kullanıyoruz. İntegral sorusu tabii ki. Yani sen burada eğrinin altında kalan kısmın alanını e, sorduğunu biliyorsunuz zaten. Ama biz neyi kullanarak çözüyoruz? İşte dikdört, dörtgende, üçgende alan kullanarak çözüyoruz çoğu soruyu. Anlaştık mı? Unutma kısmı. Çember hakkında bazı bilgiler var. Şunu biliyoruz ki x kare artı y kare eşittir r kare merkezi sıfıra sıfırda olan yani orijinde olan yarıçapı da r birim olan çember denklemidir. Değil mi? Eğer ben bunu kökün içerisine alırsam tamam Yani x kareyi bu tarafa attıktan sonra kök içerisine alsam y kalır. Y eşittir. Kök içerisine r kare x kare geliyorsa x eksenin üstünde kalan parçasından bahsediyorumdur. Bunu eksiyle çarparsam x eksenin altında kalan kısmından bahsediyorumdur. Eğer ki x'i yalnız bırakırsak r kare eksi y kare biçiminde y ekseninin sağ tarafında kalan kısmından bahsediyoruzdur. Eğer ki bunu eksiyle çarparsam sol tarafında kalan kısmından bahsediyoruzdur diyebilirsiniz sevgili gençler. Geçelim 58. örneğimize. 64 eksi x kare demiş. Nerede kalandan bahsediyor? x ekseninin üstünde kalan kısmından bahsediyor. Dolayısıyla şurası mıdır arkadaşlar? Bakın şöyle bir grafiktir. Doğru mu? Bir çember düşünün. Ve yarıçapı nedir bunun? Tabii ki 8'dir. Çünkü x gördüğüm yere 8 yazarsam veya eksi 8 yazarsam sıfırı sağlayacaktır. Burası kaç birimdir? 8. Bize neyi sormuş? 0'dan 4'e kadar. Yani şurası 0, şurası da 4. Bu kısımdaki kalan alanı sormuş. Yani şunu şöyle uzatırsak, 0'dan 4'e kadar bizim için şu gri ile taradığım bölgenin alanı sorulmuş diyebiliriz. Peki bunu integralle nasıl yapacağız? Aslında yine integral kullanmayacağız. Şuradan şöyle bir yarı çap attığımız zaman, tamam bu yarı çap kaç birim olacaktır? 8. E burası da 4 birim Demek ki burası 4 kök 3 olacak. Tamam mı? 4 kök şurası kaç derecedir? 60 derecedir. E şuraya kaç derece kalır sevgili gençler? 30 derece kalır. Öncelikle şurada oluşan 30-60-90 üçgenin alanını ben taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle bulabilirim. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den ne gelir? 8 kök 3 gelir. Birim kare diyebiliriz. Burada üçgenin alanı. Peki şurada kalan pizza diliminin alanını nasıl bulabiliriz? Tüm çemberin alanının ...30'da, 360'da 30'dur. Yani 1 bölü 12'dir. Peki, bu çemberin alanı nedir? Dairenin alanı nedir? 8'in karesi, değil mi? Pire kare diyeceğiz ya. E, çarpı pi. E, peki nedir 64 pi? Bunun kaçta kaçıdır demiştik? 360'da 30'u. 30 derecelik açı görüyor ya burayı. Dolayısıyla ben bunu neyle çarpacağım? 1 bölü 12 ile. 64 pi bölü 12. Eğer bunu 4'e bölersem 3... Bunu 4'e bölersem ne gelir arkadaşlar? 16. Yani burası da neymiş? 16 pi bölü 3'müş. Bu ikisinin toplamı bizim integralimizin sonucudur. Yani sonuç neymiş? 8 kök 3 artı 16 pi bölü 3 birim kareymiş diyebilirsiniz. Geçelim 59. örneğimize. 0'dan 6'ya kadar mutlak değer içerisinde 36 eksi kare 6 eksi x dx nedir diye soruyor. Şimdi gençler 36 eksi x kareyi düşündüğümüz zaman <laughs> bu bir çember. Doğru mu? Bu bir çember. Peki bu çemberi nasıl çizebiliriz? 36 eksi x karenin e, şeyi dediğine göre bir de burada x kare olduğuna göre sağ tarafta çizeceğiz. Yani şu tarafta. Doğru mu? Y'yi yalnız bırakmış. Pardon çok özür diliyorum. X'i yalnız, e, y'yi yalnız bıraktığı için x ekseninin üstünde çizeceğiz. Çok pardon. Şu şekilde çizdik. Peki yarıçapı ne bunun? 6 ve burası eksi 6. Burası da 6. Peki 6 eksi x dediğimiz fonksiyon hangi fonksiyondur? x'e 6 verdiğimiz zaman 0'dan ve y'ye 0 verdiğimiz zaman pardon x'e ee, e 0 verdiğimiz zaman da y 6'dan geçen. Yani şu mu? Değil mi? Bir de bunun mutlak değeri demiş. Aslında olan biten hangisi? Şu bölgede kalan alan sorulmuş bize. Çemberden bunu çıkarmış. Bu bölgede kalan alan sormuş. Peki ben bu bölgedeki alanı nasıl bulabilirim? İntegral falan almayacağım. Korkmayın. Ee, şuradaki üçgen var ya sevgili arkadaşlarım. Bakın. Şuradaki üçgen. Bu üçgenin alanını ben hesaplayabilir miyim? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 çarpı 6. 36 bölü 2'den 18. Peki hala dairenin alanı nedir? 36 pi değil mi? Buradaki çeyrek daire olduğu için 4'e bölersek ne gelir? 9 pi gelir. Ben buradaki çeyrek daireden yani 9 pi'den 18'i çıkarırsam Şuradaki morla gösterdiğim alanı bulmuş olurum. 9 pi eksi 18 birim kare diyebiliriz. Bakın sıfırdan 6'ya kadar arada kalan taralı alan. Tamam. 60. örneğe bakalım. Taralı bölgenin alanını integral ile ifade ediniz demiş. Öncelikle şuradaki doğru denklemi lazım bize. Bu doğru denklemini nasıl yaparım? x'e 3 verdiğimiz zaman y'si sıfırdan ve x'e 0 verdiğimiz zaman y'si eksi 3'ten geçecekmiş. O halde bizim doğru denklemimiz y eşittir x eksi 3'tür. Tamam. E, buradaki çemberin denklemini de yazalım bir zahmet. O da e, y kare artı x kare eşittir e, r'nin karesi. r'si kaç? 3, 9 olduğu için ben burada bunu y eşittir 9 eksi x karenin kare kökü olarak yazabilirim. Tamam. 9 eksi x karenin kare kökü. Ee, ne tarafta kalanı lazım bize? X ekseninin altında kalan kısmı lazım. Dolayısıyla bunu da eksiyle çarpacağız. Bakın burada buradaki olay. Tamam. E şimdi hangisi üstte kalmış? Şu. Dolayısıyla ben diyeceğim ki sıfırdan 3'e kadar. Neden sıfırdan 3'e kadar diyoruz? Şurası sıfır bakın. Burası da 3. Sıfırdan 3'e kalan arada kalan bölgeyi istiyoruz ya. X eksi 3 dedik. Eksi neyi çıkaracağım? Eksi karekök içerisinde 9 eksi x karenin karekökünü çıkaracağız de x dedik buraya da. Tamam. integral ile ifade ediniz demişti. O da budur sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki sayfamızla son iki sorumuz artık. Örnek 61. N bir doğal sayı. Hn n ile n artı 1 aralığından yarı açık aralığından reel sayılara tanımlı. Hn x eşittir 2 çarpı 3 üzeri eksen biçimde tanımlanan fonksiyonlarla x eksenin arasında kalan bölgenin alanları toplamı. Bir kere bu fonksiyonların her birinin tabanları, şuraları hepsi bir birim uzunluğunda olacak. Neden? Çünkü n'le n en artı bir aralığından tanımlanmış. Tamam. Yani şu şekilde götürdüğümüz zaman hepsinin tabanları birer birim olacak. Şekilleri nasıl çıkacak bilmiyoruz. Şimdi n'ler doğal sayı olduğu için yerine yazalım. Önce sıfırdan başlayalım. H1, H0x eşittir. Şurası sıfır. 6'ya benzedi. H0x eşittir 2 çarpı 3 üzeri eksi sıfırdan ne gelir? 2 gelir. Peki h1x dediğimiz fonksiyon ne olur? 2 çarpı 3 üzeri eksi 1'den 2 bölü 3 gelir. h2x dediğimiz fonksiyon 2 çarpı 3 üzeri eksi 2'den 2 bölü 9 gelir. Doğru mu? E bu bu şekilde gidiyor. Hatta bunları bir de gözümüzde canlandırmak gerekirse çok yamuk oldu orası orayı bir düzeltelim. Gözümüzde şu şekilde canlandırabiliriz bakın. Şurası x burası y olsun h0x fonksiyonu 0 ile 1 aralığında tanımlı olup 2'ye eşitmiş. Bakın şurası 2. Şöyle böyle bir fonksiyonmuş. Peki 2'ye kadar olan kısmı ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 3 olacak. Yani nerede olacak orası da? 2 bölü 3 şurada olsun. Burası da böyle. 2 bölü 9 da şurada olsun. 2 bölü 9. O da 2'den 3'e kadar olan kısmında tanımlı. Şu şekilde. E bu şekilde fonksiyonlar var yani elimizde bu sonsuza kadar gidecek çünkü doğal sayı kaç tane sonsuz tane doğal sayı var ve neredeki alanları soruyor bakın şurada kalan gri ile gösterdiğimiz alanların toplamı soruluyor aslında bize x80 arasında kalan böyle bu sonsuza kadar devam edecek böyle inceleyecek sürekli sıfıra yaklaşacak e ben bunları nasıl bulurum bakın şuranın alanı bunların hepsi bir birim uzunlukta oldukları için burası bir birim burası bir birim olduğu için yükseklikleri çarpacağım ve yükseklikleri de bunlar zaten tamam 2 artı 2 bölü 3 artı 2 bölü 9 artı ve bu şekilde gidiyor. 2 parantezini aldığımız zaman 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 artı bu şekilde devam ediyor. E burası bakın 1 burası 1 bölü 3 burası 1 bölü 3'ün karesi diğeri 1 bölü 3'ün küpü olacak. Dolayısıyla burada seri formülünü kullanabiliriz. 2 çarpı 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3 diyeceğiz. Tamam. E burası ne gelir? 2 çarpı şu kısım 2 bölü 3 ters çevirip çarparsak 3 bölü 2 gelecektir. İkileri de birbirini götürürse 3 birim kare yapar diyeceğiz. Bu kısımdaki alanımız sevgili arkadaşlar. Devam edelim. 62. soruyla yine yukarıdakine benzer bir soru. n bir doğal sayı. fn n ile n artı 1 e, yarı açık aralığından 0 ile 1 bölü 3 üzeri n kapalı aralığına tanımlı f(x) eşittir x eksi n üzeri 2 bölü 3 üzeri n biçiminde tanımlanan fonksiyonlarla ilgili e, ile x eksen arasında kalan alanı soruyor. Yine aynısını yapalım bakın. F0 x dediğimiz şey x eksi 0 yani 0 eksi n yerine yazıyorduk. x kare bölü 3 üzeri 0'dan 1 yani x kareymiş. Tamam. E, peki burada kalan bölgenin hemen alanını hesaplayalım. İntegral 0'dan 1'e kadar diyeceğiz. x kare dx x küp bölü 3 gelir. Değil mi? 1 yerine yazarsak 1 bölü 3, 0 yerine yazarsak 0 eşittir 1 bölü 3 geldi. Bu 1. Peki f1x ne olacak? f1x eşittir. Yerine yazıyoruz bakın şimdi. x eksi 1'in x eksi 1'in karesi bölü 3 üzeri 1'den 3 olacak. E şimdi bunu integralini almamız lazım. İse diyelim. Integral nereden nereye bu sefer? 1'den 2'ye. Tamam Bakın şurada yapıyoruz bunu. 1'den 2'ye x eksi 1'in karesi bölü 3 dx. Peki bunun integrali neydi? x eksi 1'in küpü bölü 3 çarpı 3'ten 9. Nereden nereye? 1'den 2'ye. 2'yi yerine yazarsak 1 bölü 9. 1'i yerine yazarsak 0 zaten. Burası ne geldi? 1 bölü 9 geldi. Devamını getirelim. f 2 x bir tane daha yapalım sonra yapmayacağım. E, ee, x eksi 2'nin parantez karesi bölü 3'ün karesi 9 ise Integral yine bakın 2'den 3'e kadar olacak bu sefer de. 2'den 3'e kadar x eksi 2'nin karesi bölü 9 dx eşittir. Alalım integralini x eksi 2'nin küpü bölü 3 kere 9 27. Nereden nereye kadar olacak? 2'den 3'e kadar olacak. Yerine yazarsak 3 eksi 2 1 1'in küpü 1 bölü 27 eksi 2 yerine yazarsam 0 gelir. Bu da ne geldi? 1 bölü 27. E şimdi bunların hepsinin toplamını soruyor. Sonsuza kadar toplamamızı istiyor bunu. E sonsuz toplamına bakarsak 1 bölü 3 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 27 artı nokta 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 böyle gidiyor. E 1 bölü 3 parantezini alırsam ben burayı 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 3'ün karesi artı diye devam ediyor. E şu kısım neye eşit? 1 bölü 3'ü başa yazdım. Neye eşit burası? 1 bölü 1 eksi 1 bölü 3'e eşit. Değil mi? Şurası seri formülünden. E bu da 1 bölü 3 çarpı. Burası 2 bölü 3 ters çevirirsem 3 bölü 2 gelir. 3'ler de giderse cevap ne olur? Ee, bir bakalım orası net mi? 2, 2 geldi mi hiç? 2 gelmedi. 2 bölü 3 tamam. Sıkıntı yok. Cevap ne gelmiş arkadaşlar? 1 bölü 2 birim kare gelecekmiş diyeceğiz. Evet sadece kaldı son videomuz o da belirli integralin doğrusal, doğrusal hareket problemlerine uygulanışı. Arkadaşlar kusura bakmayın bu videoyu çekerken yaptığım hatalardan kaynaklı veya sesimle alakalı durumlardan dolayı kusura bakmayın biraz e, sesimle alakalı rahatsızlığım var. Bir sonraki videolarda görüşünce de hoşça kalın arkadaşlar sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın tabi Hoşça kalın.